Açın 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 siz. Açın siz konuşsun gördüğün anda pas. Gördüğümde değiştirebiliriz. Çünkü geldi geldi hatta. Döndürme kısmında çabaları oldu yazıldı çizildi biz de bunları yazdık. Ne düşünüyor? Eşi Mourinho ile görüştü mü? Böyle bir teklif aldı. Mourinho often. But not about to sign for Chelsea or whatever. It's just he became a friend of mine, so we had a great season together, and after that we keep in touch. So it's just about friendship and nothing about football. Mourinho ile tabii ki görüşüyorum, şu anda da görüşüyorum. Yani birçok sefer görüştüğüm bir insan ama bu arkadaşlıktan öte değil. Herhangi bir transfer görüşmesi, Chelsea ile ilgili herhangi bir şey kesinlikle konuşulmadı. Çünkü siz de takdir ederseniz tabii onunla beraber önemli başarılar imza attık ve ondan sonra da başlayan bir dostluk vardı. Bu şekilde devam eden bir telefon görüşmesi var ama Chelsea ile ilgili bir şey konuşulmadı. Really hard, we train good. So it's a good begin, but the competition starts in August. To give it to me, so I'm really thank him for that, and well, but at the end it's just a number, you know. It's of course number 10 is the position where I play, where I want to play. So let's see what will happen with the number 10 this season. Tabii ki 10 numara benim için önemli bir numara. Çünkü kariyerim boyunca giydiğim bir numara, sevdiğim bir numara ve kendimi çok iyi hissettiğim bir numara. Tabii ki sezon başında Melo ile konuştuk. Biliyorsunuz Melo 2 senedir 10 numaralı formayı layığıyla güzel bir şekilde taşıyordu. Kendisiyle böyle bir konuşmamız geçti. O da çok önemli bir kibarlık yaptı diye söyleyebilirim. Bana verdi 10 numaralı formayı. Ama ne olursa olsun sonuçta bu bir numaradır. Önemli olan gösterilen performans. Tabii ki pozisyon icabı da forvet arkası oynadığım için 10 numaralı pozisyonda oynuyorum. Rahat hissettiğim pozisyonda o pozisyon zaten. Ama dediğim gibi önemli olan göstereceğimiz performans yani numaradan ziyade. Made the right decision. Of course, last season it was hard for me because I was not who support me always. So what I said about my decision, you know, I wanted to make a step forward when I was in Inter. I always said that in the previous interviews I did. So I still thinking it's a step forward. We play in Champions League like every year. We go for the title every year. So I'm happy here. I feel confident and let's begin. Can't wait. Geçen sene tabii ki mutlaka zor bir sezondu. Biliyorsunuz uzun bir dönem oynamamıştım ve zor bir lige geldim mutlaka. Çok kolay değildi ilk dönem bir adaptasyon süreci. Ondan sonra biliyorsunuz sonunda yaşadığım bir sakatlık vardı. O yüzden tam %100'ümü veremedim. Hatta çünkü benim istediğim %100'den de fazlasını verebilmek bu kulübe, bu camiaya. Bana güvenen birçok insan var, taraftarlar. Herkes bana çok güvendiği için ben fazlasıyla bunu geri vermek istiyorum. Bunun için de şu anda elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum, çalışıyorum. Onun haricinde çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Çünkü Inter'den sonra daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi Inter'den sonra kariyerimde bir adım daha ileri atmak istiyordum. Ve Galatasaray'da da bunu başardığımı düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir camiaya geldim. Her sene şampiyonluğu oynayan bir camia, her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir camia. O yüzden kariyerimde de çok doğru bir adım attığımı düşünüyorum. Şu anda tek amacım bana güvenen herkese utandırmadan elimden gelenin fazlasını ile vermek. Pasaportunu verdin mi oraya? Tamam. Söyledim. Farkı mavi. Tamam.